Cahil insanlara karşı nasıl davranılmalı? Her gün karşılaştığımız insanlar bilgi ve tecrübe düzeylerinde çeşitlilik gösterir. Ancak bazı insanlar bilerek ya da bilmeyerek cehaletlerini sergileyebilir ve bu durum başkaları üzerinde ciddi bir etki yaratabilir. Cahil insanlarla etkileşimde bulunmak zaman zaman zorlu ve sinir bozucu olabilir. Ancak doğru stratejilerle bu tür insanlarla başa çıkmak mümkündür. İşte cahil insanlara karşı nasıl davranmanız gerektiğine dair detaylı bir rehber. Sabırlı olun. Cahil insanlarla karşılaştığınızda sabırlı olmak en önemli stratejidir. Cehalet genellikle bilgisizlikten, deneyimsizlikten veya yanlış bilgilendirilmeden kaynaklanır. Bu durumun farkına vararak onlara karşı sabırlı olmak ve onları anlamaya çalışmak ilk adımınız olmalıdır. Sabırlı kalmak hem onların kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlar hem de sizin sağduyunuzu korumanıza yardımcı olur. Sabırsızca verilen tepkiler genellikle durumu daha da kötüleştirir. Cahil biriyle tartışmaya girip sinirlenmek onların cehaletini ortadan kaldırmaz, aksine kendinizi de bu olumsuz duruma dahil eder. Sabırlı olmak, sağduyulu kalmanın bir göstergesidir. Empati yapın. Empati, bir insanın duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak demektir. Cahil insanlara empati yapmak, onların neden bu şekilde davrandığını anlamanızı kolaylaştırır. Belki de o kişi doğru bilgiye ulaşma imkanı bulamamıştır ya da çevresel faktörlerden dolayı eksik kalmıştır. Her bireyin kendi yaşam koşulları ve tecrübeleri vardır. Bu bağlamda onları anlamak karşılıklı çatışmayı azaltır. Empati kurarak cehaletin temelini keşfedebilir ve yapıcı bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Ancak bu, onların cehaletini kabul etmek ya da onaylamak anlamına gelmez. Empati, sadece durumu daha iyi anlamak için kullanılan bir stratejidir. Öğretici olmaya çalışın, cehaletin en etkili panzehri bilgidir. Cahil birine doğru bilgiyi nazikçe sunarak onları eğitmek en iyi yöntemlerden biridir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bilginin nasıl sunulacağıdır. Aşağılayıcı ya da küçümseyici bir tavırla yaklaşmak, karşı tarafı savunmaya iter ve bu da onları daha dirençli hale getirir. Bunun yerine, bilgiyi paylaşırken sade ve net bir dil kullanarak onları bilgilendirmeye çalışmak en doğrusudur. Örneğin, yanlış bir bilgiye sahip biriyle karşılaştığınızda ona "bu konuda aslında doğru bilgi şu şekildedir" diyerek sakin ve öğretici bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Bu yöntem, kişinin doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken aranızdaki diyaloğu da sağlıklı bir şekilde sürdürmenizi sağlar. Tartışmalardan kaçının. Cahil biriyle tartışmak genellikle sonuçsuz bir mücadeledir. Özellikle bir kişi cehaletinde ısrarcıysa, bu tartışma sadece enerji kaybına yol açar. Zira cehalet, birinin yanlış bilgiye sahip olmasından ziyade, bu yanlış bilgiye körü körüne bağlı olması durumudur. Böyle bir durumda, tartışmaya girip kendinizi yıpratmak yerine, konuyu kapatmak ve kendinizi geri çekmek daha sağlıklı olabilir. Tartışmalar her iki tarafın da haklı olduğunu kanıtlama savaşıdır. Ancak cahil insanlarla tartışmak çoğu zaman yalnızca boş bir çaba olur. Onları bilgilendirmeye çalışmak daha mantıklı bir adım olsa da ısrarcı olmamak ve tartışmaya girmemek en iyi stratejidir. Saygınızı kaybetmeyin. Cahil insanlara karşı en sık yapılan hata onlara saygısızca yaklaşmaktır. Cehaletlerinden dolayı insanlara saygısız davranmak sizi de ahlaki açıdan yanlış bir konuma sokar. Her insan, ne kadar cahil olursa olsun, temel bir saygıyı hak eder. Bu saygıyı kaybettiğinizde yalnızca karşı tarafı değil, kendi içsel dengenizi de kaybetmiş olursunuz. Saygı sınırını koruyarak her zaman daha sağduyulu ve olgun bir tutum sergileyebilirsiniz. Saygı, iletişimdeki temel taşlardan biridir ve onu kaybettiğinizde sağlıklı bir diyalog kurma şansını da kaybedersiniz. Kendinizi geliştirin. Cahil insanlarla başa çıkmanın en iyi yollarından biri, kendinizi sürekli geliştirmenizdir. Bilgi, cehaleti alt etmenin en güçlü silahıdır. Ne kadar bilgili olursanız, cahil insanlarla karşılaştığınızda o kadar güçlü ve hazırlıklı olursunuz. Kendi bilgi seviyenizi yükselterek onlara rehberlik edebilir ve daha etkili bir şekilde karşılık verebilirsiniz. Ayrıca kendinizi geliştirmeniz, cahil insanlara karşı sabırlı ve sakin kalmanızı sağlar. Bilgi birikiminiz arttıkça
cehaletin neden olduğu sinir bozucu davranışlara daha toleranslı yaklaşabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek, cehaletle mücadelede her zaman ilk adım olmalıdır. Cahil insanlardan uzak durmak. Bazı durumlarda en iyi strateji cahil insanlardan uzak durmaktır. Özellikle sürekli olarak cahilce davranan ve öğrenmeye kapalı olan insanlarla vakit geçirmek sizi de olumsuz etkileyebilir. Zihinsel sağlığınızı korumak adına bu tür insanlarla aranıza mesafe koymak en doğru kararlardan biri olabilir. Kendinizi sürekli aşağı çeken ve size zarar veren insanlar yerine sizi geliştiren, motive eden insanlarla vakit geçirmek hayat kalitenizi artırır. Cahil insanlardan uzak durmak, sağlıklı bir zihin yapısına sahip olmanın önemli adımlarından biridir. Kendi cehaletinizi fark edin. Her insanın bilmediği şeyler vardır ve zaman zaman herkes cahil olabilir. Kendi cehaletinizin farkında olmak ve bunu kabul etmek, daha sağlıklı ilişkiler kurmanın ve kendinizi geliştirmenin yoludur. Başkalarının cehaletini eleştirirken, kendi bilmediğiniz konuları göz ardı etmemek önemlidir. Kendi cehaletinizin farkında olduğunuzda, başkalarına karşı daha anlayışlı ve sabırlı olabilirsiniz. Bu da sizi daha olgun ve bilgili bir birey haline getirir. Cahil insanlara karşı nasıl davranılacağı, sabır, empati, öğreticilik ve saygı gibi temel insani değerler üzerine inşa edilmelidir. Cehaletle mücadele etmek zorlu olabilir, ancak bu stratejilerle daha sağlıklı bir iletişim kurabilir ve cahil insanlarla başa çıkabilirsiniz. Unutmayın, cehaleti yenmenin en iyi yolu bilgi ve anlayışla yaklaşmaktır. Cahil olmamak için neler yapılmalı? Bilgi, insan yaşamının en değerli unsurlarından biridir. Zihnimizi genişletir, dünyayı daha iyi anlamamızı sağlar ve birey olarak daha donanımlı hale gelmemize yardımcı olur. Ancak bilgi eksikliği, yani cehalet, insanın gelişimini engelleyebilir ve hem kendisine hem de çevresine zarar verebilir. Cehaleti önlemek, sürekli öğrenmek ve bilinçli bir birey olmak için bazı stratejiler geliştirmek gerekir. İşte cahil olmamak için neler yapılması gerektiğine dair detaylı bir rehber. Sürekli öğrenme alışkanlığı edinin. Cahil olmamanın en temel adımı öğrenmeyi bir alışkanlık haline getirmektir. Öğrenme, yalnızca eğitim hayatıyla sınırlı kalmamalıdır. Hayat boyu devam eden bir süreç olmalıdır. Her gün yeni bir bilgi öğrenmek, merak ettiğiniz konular hakkında okumalar yapmak ve kendinizi geliştirmek, cehaletten uzak kalmanın ilk adımıdır. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolaydır. Kitaplar, makaleler, çevrim içi kurslar ve belgeseller gibi birçok kaynaktan faydalanabilirsiniz. Özellikle merak ettiğiniz ve ilginizi çeken konularda derinlemesine araştırmalar yaparak kendinizi bilgiyle donatabilirsiniz. Bu süreçte öğrendiğiniz bilgileri sorgulamaktan ve yeni sorular sormaktan çekinmeyin. Zihninizi aktif tutarak sürekli gelişim yolunda ilerleyin. Farklı perspektiflerden bakmayı öğrenin. Cehalet genellikle tek bir bakış açısına sıkışıp kalmaktan doğar. Oysa ki olaylara ve konulara farklı açılardan bakabilmek, zihinsel olarak daha geniş bir perspektife sahip olmanızı sağlar. Farklı fikirleri anlamaya çalışmak dünya görüşünüzü zenginleştirir ve sizi cehaletten uzak tutar. Bunun için farklı kültürlerden insanlarla konuşabilir, onların bakış açılarını dinleyebilir ve çeşitli kaynaklardan bilgi toplayabilirsiniz. Kendi fikirlerinize zıt düşüncelerle karşılaştığınızda savunmaya geçmek yerine bu görüşleri anlamaya ve değerlendirmeye çalışın. Farklı perspektifler kendi düşünce dünyanızı zenginleştirir ve sizi daha bilgili bir birey haline getirir. Eleştirel düşünme yeteneğinizi geliştirin. Cehaleti önlemenin bir diğer önemli yolu eleştirel düşünme becerinizi geliştirmektir. Eleştirel düşünme, duyduğunuz veya okuduğunuz her şeyi sorgulamanızı ve analiz etmenizi sağlar. Yani, bilginin kaynağını ve doğruluğunu sorgulamak, onu körü körüne kabul etmek yerine üzerine düşünmek gereklidir. Bu beceriyi geliştirmek, yalnızca daha bilgili olmanızı sağlamaz, aynı zamanda yanlış bilgilere karşı da koruma sağlar. Eleştirel düşünme, her türlü bilginin doğruluğunu sorgulama yeteneğidir. Bu, özellikle bilgi kirliliğinin yoğun olduğu internet ortamında oldukça önemlidir.
doğru ve güvenilir kaynakları bulmak, öğrendiğiniz bilgileri çapraz kontrol etmek ve yalan haberlerden kaçınmak, cehaletin önüne geçmenin etkili yollarıdır. Kendinizi sorgulamaktan çekinmeyin. Cehaletin önüne geçmek için sadece dış dünyayı değil, aynı zamanda kendinizi de sorgulamanız gerekir. Sahip olduğunuz inançları, değerleri ve bilgileri düzenli olarak gözden geçirin. Kendi bilgi ve becerilerinizi sorgulamak sizi daha iyi bir insan haline getirir ve cehaleti aşmanıza yardımcı olur. Bu süreç aynı zamanda ön yargılarınızı keşfetmenizi ve bunları aşmanızı sağlar. Kendinize, bu konuda yeterince bilgi sahibi miyim? Lografi, bu bilgiyi nereden öğrendim ve ne kadar güvenilir? Gibi sorular sorarak kendi bilgi seviyenizi sürekli değerlendirin. Yanılabileceğinizi kabul etmek ve öğrenmeye açık olmak, cehaleti aşmanın temel taşlarındandır. Buraya kadar dinlediğin bilgileri faydalı buldun mu? Eğer bulduysan videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olmayı düşünebilirsin. Önyargılarınızı aşın. Cehaletin en büyük dostlarından biri önyargıdır. Önyargılar, kişilerin olayları, durumları ve insanları gerçek bir şekilde değerlendirmelerini engeller. Bir insanın cehalet içinde kalmasının sebeplerinden biri de önyargılara sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Kendi önyargılarınızı fark ederek ve bunları aşmaya çalışarak daha açık fikirli ve bilgili bir birey olabilirsiniz. Önyargıları aşmak, farklı insanlarla iletişim kurmak, onların bakış açılarını anlamaya çalışmak ve kendi inançlarınızı sorgulamakla başlar. Önyargılarınızı kırdıkça daha fazla bilgiye ve anlayışa sahip olursunuz. Zihninizi açık tutun. Cahil olmamak için her zaman öğrenmeye ve yeni bilgilere açık olmak gerekir. Zihinsel açıklık cehaleti önlemenin temel yollarından biridir. Bilgiyi reddetmek, öğrenme sürecini engelleyen en büyük bariyerlerden biridir. Bu nedenle sürekli olarak yeni fikirlere, düşüncelere ve bilgilere açık olun. Bu, sadece akademik konularda değil, günlük yaşamda da uygulanması gereken bir stratejidir. Zihinsel açıklığı koruyarak yeni bilgiler edinmeye ve öğrenmeye devam edersiniz. Bu süreç, kişisel gelişiminizi destekler ve sizi cehaletten uzak tutar. Medya okuryazarlığına sahip olun. Günümüz dünyasında bilgiye ulaşmak kadar, doğru bilgiye ulaşmak da önemlidir. Yanlış ve yanıltıcı bilgilerin hızla yayıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle, medya okuryazarlığına sahip olmak, cehaleti önlemenin önemli bir adımıdır. Doğru bilgiye nasıl ulaşılacağını bilmek, bilgiyi nasıl süzgeçten geçireceğinizi öğrenmek ve güvenilir kaynakları seçmek, cehaletten korunmanın etkili yollarıdır. Sosyal medya ve internet büyük bilgi kaynaklarıdır. Ancak bu platformlarda dolaşan her bilginin doğru olmadığını unutmamak gerekir. Bu nedenle okuduğunuz ve duyduğunuz her bilgiyi sorgulamak, güvenilir kaynaklara başvurmak ve bilgi doğrulama yöntemlerini öğrenmek sizi daha bilinçli bir birey yapar. Tartışmaktan korkmayın. Tartışma, öğrenmenin etkili yollarından biridir. Ancak burada önemli olan, tartışmanın amacının haklı çıkmak değil, bir şeyler öğrenmek olduğunu unutmaktır. Tartışmalara açık olmak ve farklı fikirleri dinlemek, zihninizi genişletir ve sizi cehaletten uzak tutar. Fikirlerinizi savunurken, karşı argümanlara da kulak vermek, daha geniş bir perspektif kazanmanıza yardımcı olur. Doğru bir şekilde yapılan tartışmalar hem size hem de karşınızdakine fayda sağlar. Tartışmalar sırasında bilmediğiniz bir şeyle karşılaştığınızda bunu öğrenmek için bir fırsat olarak değerlendirin. Bilgiye ulaşma yöntemlerinizi geliştirin. Bilgiye nasıl ulaşılacağını bilmek, cehaletten kaçınmanın en önemli yollarından biridir. Bilgi edinmek için güvenilir kaynakları kullanmak, doğru kişilere danışmak ve bilgiyi süzgeçten geçirme becerisine sahip olmak, cehaleti önlemek için gereklidir. İnternetin sunduğu sonsuz bilgi havuzu içinde kaybolmamak için bilgiyi doğru bir şekilde seçmeyi öğrenmek önemlidir. Kitaplar, akademik kaynaklar, uzman görüşleri ve güvenilir medya organları bilgiye ulaşmanın en etkili yollarıdır. Bilgiye nasıl ulaşılacağını bilmek sizi hem daha bilgili hem de daha donanımlı bir birey yapar. Bilgi paylaşımında bulunun. Bilgiyi sadece edinmek değil, paylaşmak da cehaletin önüne geçer. Bilginizi başkalarıyla paylaşmak, onu pekiştirmenizi sağlar ve çevrenizdeki insanların da gelişmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda bilgiyi paylaşmak,
yeni bakış açıları kazanmanıza da yardımcı olur. Paylaştığınız bilgiye karşı aldığınız geri bildirimler, kendi bilgi seviyenizi değerlendirmenize olanak tanır. Bilgi paylaşımında bulunarak daha geniş bir bilgi ağı oluşturabilir ve öğrenme sürecini toplu bir hale getirebilirsiniz. Unutmayın ki paylaşılan bilgi güçlenir ve cehaleti yenmenin en iyi yollarından biri de bu paylaşım sürecidir. Cahil olmamak, sürekli öğrenmeyi, zihinsel açıklığı ve eleştirel düşünmeyi gerektirir. Bilgiye ulaşmanın ve onu doğru bir şekilde değerlendirebilmenin yollarını öğrenmek, cehaletten kaçınmanın temel yapı taşlarındandır. Bilgiye ulaşmanın yanı sıra, bilgiye karşı açık olmak, onu sorgulamak ve paylaşmak da cehaleti aşmanın yollarından biridir. Sürekli öğrenme alışkanlığı edinmek, farklı perspektiflere saygı duymak, eleştirel düşünme yeteneğinizi geliştirmek ve ön yargılarınızı aşmak, cehaletin önüne geçmenin en güçlü adımlarıdır. Ayrıca medya okuryazarlığına sahip olmak, güvenilir kaynaklardan bilgi almak ve bilgiyi paylaşmak, sizi hem bireysel hem de toplumsal olarak daha donanımlı bir insan haline getirir. Cahil olmamak, sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Bilgili bireyler, toplumun ilerlemesine ve daha bilinçli bir geleceğin inşa edilmesine katkıda bulunur. Cehaletten kaçınmak için kendinizi sürekli geliştirip çevrenizle bilgi paylaşımında bulunun. Bilgi güçtür ve bu güç ancak paylaşıldıkça artar. Cahil olmamak için attığınız her adım sadece sizi değil, çevrenizi de daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır. Cehaletten kaçınmanın temel yapı taşlarındandır. Bilgiye ulaşmanın yanı sıra, bilgiye karşı açık olmak, onu sorgulamak ve paylaşmak da cehaleti aşmanın yollarından biridir. Sürekli öğrenme alışkanlığı edinmek, farklı perspektiflere saygı duymak, eleştirel düşünme yeteneğinizi geliştirmek ve ön yargılarınızı aşmak, cehaletin önüne geçmenin en güçlü adımlarıdır. Ayrıca medya okuryazarlığına sahip olmak, güvenilir kaynaklardan bilgi almak ve bilgiyi paylaşmak, sizi hem bireysel hem de toplumsal olarak daha donanımlı bir insan haline getirir. Cahil olmamak, sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Bilgili bireyler, toplumun ilerlemesine ve daha bilinçli bir geleceğin inşa edilmesine katkıda bulunur. Cehaletten kaçınmak için kendinizi sürekli geliştirip, çevrenizle bilgi paylaşımında bulunun. Bilgi güçtür ve bu güç ancak paylaşıldıkça artar. Cahil olmamak için attığınız her adım sadece sizi değil, çevrenizi de daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır. Cahil olmanın toplumsal sonuçları ve bilginin gücü, cehalet sadece bireylerin değil toplumların da gelişimini engelleyebilecek bir olgudur. Bireylerin bilgiden yoksun olması, toplumsal yapıyı zayıflatabilir ve genel anlamda ilerlemeyi yavaşlatabilir. Bilginin gücü ise bireyleri daha donanımlı hale getirirken, toplumları daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirebilir. Bu bağlamda, cehaletin toplumsal sonuçları ve bilginin toplum üzerindeki etkisi üzerine derinlemesine düşünmek, bilinçli bireyler olarak toplumsal sorumluluğumuzu da anlamamıza yardımcı olur. İşte cehaletin toplum üzerindeki etkilerine ve bilginin gücüne dair detaylı bir analiz. Toplumsal gerilimlerin ve çatışmaların kaynağı cehalet. İnsanlar bilmedikleri veya anlamadıkları şeylerden korkma eğilimindedirler ve bu da çoğunlukla yanlış anlaşılmalara, ön yargılara ve düşmanlıklara yol açar. Cehaletin doğurduğu bu ön yargılar, toplumsal gruplar arasındaki kutuplaşmayı artırır ve farklılıkların birer tehdit olarak algılanmasına sebep olur. Özellikle kültürel, dini veya etnik farklılıklar söz konusu olduğunda, cehalet bu farklılıkların hoşgörüyle değil, nefretle karşılanmasına yol açabilir. Tarihte ve günümüzde birçok toplumsal çatışmanın altında cehaletin ve yanlış bilgilendirmenin yattığı görülmüştür. Bu nedenle bireylerin ve toplumların bilinçlenmesi daha barışçıl ve uyumlu bir yaşamın kapılarını aralar. Yanlış bilgi ve manipülasyona açık olmak, bilgi eksikliği bireyleri ve toplumu manipülasyona açık hale getirir. Cehalet, özellikle bilgi kirliliğinin yaygın olduğu bir dünyada, insanların kolayca yanlış yönlendirilmesine ve manipüle edilmesine neden olabilir. Politik, ekonomik veya sosyal çıkarlar doğrultusunda yayılan yanlış bilgiler, bireylerin gerçeklerden uzaklaşmasına ve yanlış kararlar almasına yol açar.
Bunun en yaygın örneklerinden biri, medyada sıkça karşılaşılan yalan haberler ve dezenformasyonlardır. Cehalet, bu tür yanlış bilgilere inanmayı kolaylaştırır ve bireylerin kendi kararlarını sağlıklı bir şekilde vermesini engeller. Bu nedenle, toplum olarak bilgiye dayalı bir anlayış geliştirmek, manipülasyona karşı en güçlü savunmalardan biridir. Eğitimin toplum üzerindeki etkisi, toplumların ilerleyebilmesi için bireylerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Eğitim, bireylere sadece bilgi kazandırmaz, aynı zamanda eleştirel düşünme yeteneklerini de geliştirir. Bu da bireylerin kendi kararlarını sağlıklı bir şekilde verebilmelerini, olayları analiz edebilmelerini ve topluma daha etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlar. Eğitimin eksik olduğu toplumlar genellikle daha fazla sosyal sorunla karşı karşıya kalır. Yoksulluk, suç oranlarının yüksekliği, sağlık hizmetlerine erişim sorunları ve sosyal adaletsizlikler çoğunlukla eğitimsizliğin doğurduğu sorunlardır. Eğitim, bireylerin kendilerini geliştirmelerini sağlarken toplumların da daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunur. Bilginin gücü ve toplumları ileriye taşıması. Bilgi, bireylerin ve toplumların en güçlü silahıdır. Bilgi sayesinde insanlar daha donanımlı hale gelir, toplumsal sorunlara çözüm bulabilir ve daha iyi bir yaşam standardına ulaşabilirler. Tarih boyunca büyük değişimler ve devrimler bilgili ve bilinçli bireyler tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplumların bilgiye değer vermesi onları ileriye taşır. Teknoloji, bilim, sanat ve felsefe gibi alanlarda yapılan ilerlemeler, bilginin yaygınlaşması ve bireylerin bu bilgiye ulaşmasıyla mümkün olmuştur. Bilginin topluma yayılması, yalnızca bireysel gelişimi değil, aynı zamanda toplumsal refahı da artırır. Bu nedenle, toplumlar ancak bilgiye yatırım yaparak, eğitime önem vererek ve bireylerin kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyarak ilerleyebilir. Bu bilgileri faydalı bulduysan topluluğumuzu desteklemek için katıl üyesi olabilir veya süper teşekkür ile desteğini bize gösterebilirsin. Bilinçli bireylerin topluma katkısı. Cahil olmayan bilinçli bireyler toplumun gelişmesine büyük katkıda bulunur. Bu bireyler toplumsal sorunlara karşı daha duyarlı olur, çözüm üretme becerisine sahip olur ve toplumun ilerlemesine katkı sağlar. Bilinçli bireyler toplumsal adaletin savunucusu olur, çevre bilincini geliştirir ve insan haklarına saygı duyar. Bilinçli bireyler aynı zamanda toplumsal değişimlerin öncüsü olur. Yeni fikirler ortaya atar, inovasyonlara liderlik eder ve toplumun geleceğini şekillendirir. Cahil olmamak sadece kişisel bir gelişim süreci değil, aynı zamanda topluma karşı bir sorumluluktur. Bilgili bireyler toplumu daha iyi bir geleceğe taşır ve toplumsal adaleti sağlamada önemli bir rol oynar. Cehaletin sonuçları, toplumsal adaletsizlik. Cehaletin doğurduğu en büyük sorunlardan biri, toplumsal adaletsizliktir. Cehalet, genellikle yoksulluk, eşitsizlik ve haksızlıklarla sonuçlanır. Eğitimsizlik, insanların haklarına ulaşmalarını engeller ve toplumsal hiyerarşiyi güçlendirir. Bilgiden yoksun bireyler, haklarını savunamazlar ve toplumsal sistemin bir parçası olarak ezilirler. Toplumsal adaletsizliğin en büyük sebeplerinden biri olan cehalet, eğitimin ve bilincin yayılmasıyla aşılabilir. Toplumun her kesimine eşit eğitim imkanları sunmak, toplumsal eşitliği sağlamanın ilk adımıdır. Eğitimsiz bırakılan bireyler, toplumda hak ettikleri yeri alamaz ve bu da toplumsal adaletsizliklerin derinleşmesine neden olur. Bilgiye ulaşmanın toplumsal rolü. Cehaleti yenmenin en önemli yollarından biri, bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmektir. Özellikle günümüzde internetin sunduğu imkanlarla bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolaydır. Ancak bu bilgiyi doğru kullanmak ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek de bir o kadar önemlidir. Toplumlar, bireylerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak cehaletin önüne geçebilir ve daha bilinçli bireyler yetiştirebilir. Bilgiye ulaşmak için kitaplar, akademik kaynaklar, internet ve sosyal medya gibi platformlar kullanılabilir. Ancak burada önemli olan, bilgiyi sorgulamak ve doğru kaynaklardan elde etmek olacaktır. Toplumlar, bilgiye erişimi kolaylaştırarak ve bilginin doğruluğunu teşvik ederek,
bireylerin kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunabilirler. Toplumsal dayanışmanın ve bilinçlenmenin önemi, cehaletin toplumsal etkilerini aşmanın bir diğer yolu, toplumsal dayanışma ve bilinçlenmeyi teşvik etmektir. Bilinçli bireyler, toplumsal dayanışma içinde hareket ederek, bilgiyi yaymak ve toplumu bilinçlendirmek için çaba sarf ederler. Bu süreç, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun da daha güçlü hale gelmesine katkı sağlar. Toplumsal dayanışma, eğitimin yaygınlaştırılması, bilginin paylaşılması ve bireylerin bilinçlendirilmesi yoluyla cehaletin önüne geçebilir. Toplum içinde dayanışmayı artırmak, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağladığı gibi toplumsal refahı da artırır. Bu dayanışma, toplumları daha bilinçli ve güçlü bir geleceğe taşır. Bilgiyle geleceği şekillendirmek, bilgi toplumların geleceğini şekillendirir. Bireyler ve toplumlar ancak bilgiyle donanmış olarak ilerleyebilirler. Cehaletin önüne geçmek için sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek gerekir. Bilgili bireyler, gelecekteki toplumsal sorunlara karşı çözüm üretme yeteneğine sahip olurlar ve toplumun sürdürülebilirliğini sağlarlar. Geleceği şekillendirmek, bireylerin eğitimi ve bilinçlenmesiyle mümkündür. Bilgiye yatırım yapmak sadece bireyleri değil, toplumu da daha güçlü ve dirençli bir hale getirir. Eğitime ve bilgiye yapılan her yatırım, toplumsal kalkınmayı hızlandırır ve daha bilinçli bir geleceği mümkün kılar. Cehaleti aşmak için bireysel ve toplumsal sorumluluklar. Cehaleti aşmak sadece bireysel bir süreç değildir, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Bireylerin bilgiye ulaşma ve kendilerini geliştirme gayreti kadar, toplumların da bu süreci desteklemesi gerekmektedir. Toplumların bireylere sunduğu eğitim imkanları, bilgiye erişim yolları ve fırsatlar, cehaleti aşmada kritik rol oynar. Bu noktada, bireylerin aktif bir şekilde bilgiye ulaşması ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşması gerekir. Bilgi, paylaşıldıkça büyüyen bir güçtür ve cehaletin karşısındaki en büyük savunma mekanizmasıdır. Bireyler, cehaleti aşarak topluma katkı sağlar ve gelecek nesillere daha bilinçli bir dünya bırakabilirler. Cehalet, bireylerin ve toplumların gelişimini engelleyen büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Cehaletin doğurduğu toplumsal gerilimler, yanlış bilgi ve manipülasyon, toplumsal adaletsizlik ve dayanışmanın zayıflaması gibi etkiler, bireylerin ve toplumların daha bilinçli hale gelmesiyle aşılabilir. Bilgiye yatırım yapmak, eğitime önem vermek ve bilinçli bireyler yetiştirmek, toplumu ileriye taşır ve daha aydınlık bir geleceğin kapılarını aralar. Cahil olmamak için atılan her adım, sadece bireysel gelişime değil, toplumsal kalkınmaya da katkı sağlar. Bilgiye dayalı bir toplum, daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir olur. Cehaleti aşmak ve bilgiyi yaymak, sadece bir sorumluluk değil, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Cehalet, bireysel ve toplumsal anlamda yıkıcı sonuçlara yol açabilen büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bilgi eksikliği sadece bireylerin kendi yaşamlarını olumsuz etkilemekle kalmaz, aynı zamanda toplumun genel yapısını, kültürel ilerleyişini ve sosyal adaletin sağlanmasını da sekteye uğratır. Bu metinde, cehaletin bireyler ve toplum üzerindeki sonuçlarına odaklanacak ve cehaleti aşmanın etkili yollarını ele alacağız. Cehaletin bireysel sonuçları. Cehalet, bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bilgi eksikliği, kişinin hayata dair kararlarını yanlış yönlendirebilir ve onu sürekli olarak başarısızlığa sürükleyebilir. Cehalet içinde yaşayan bireyler, kendilerine zarar verecek alışkanlıklar geliştirme eğiliminde olabilirler. Örneğin, eğitim eksikliği nedeniyle sağlıksız yaşam seçimleri yapabilir, finansal kararlarını kötü yönetebilir veya sosyal ilişkilerinde yanlış tutumlar sergileyebilirler. Bilgi eksikliği, kişinin potansiyelini sınırlayarak gelişim fırsatlarını kaçırmasına da neden olur. Eğitim ve öğrenme, bireylerin dünyayı daha geniş bir perspektiften görmelerini sağlar. Cehalet ise bu bakış açısını daraltır ve bireyi tek düze bir yaşam döngüsüne hapseder. Cehaletin toplumsal sonuçları. Cehalet, toplumsal bağların zayıflamasına neden olabilir. Bilgi eksikliği, bireylerin birbirlerini anlamalarını zorlaştırır, bu da toplumsal çatışmalara yol açabilir.
Cehaletin hüküm sürdüğü bir toplumda yanlış bilgi hızla yayılabilir. Bu da sosyal düzenin bozulmasına ve kargaşanın artmasına neden olur. Özellikle modern dünyada yanlış bilgilere dayanan politik ve sosyal hareketlerin toplumları nasıl böldüğünü görmek mümkündür. Cehalet aynı zamanda eşitsizliği derinleştirir. Bilgiye erişim imkanı olmayan bireyler, eğitimli ve bilgili kişilere göre toplumsal hayatta daha geride kalırlar. Bu, fırsat eşitsizliğine neden olur ve toplum içinde adaletsizliklerin artmasına yol açar. Bilgiye yatırım yapmayan bir toplum uzun vadede gerilemeye mahkumdur. Bilinçli ve bilgiye dayalı kararlar almak, cehaleti aşmanın en önemli yollarından biri bilinçli kararlar almayı öğrenmektir. Bilgiye dayalı bir yaşam, bireyin ve toplumun refah seviyesini artırır. Bilinçli kararlar almak için bireylerin önce bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğrenmeleri gerekir. Bu noktada kitap okumak, araştırma yapmak, eğitim programlarına katılmak gibi yöntemler devreye girer. Bir konu hakkında tam bilgi sahibi olmadan verilen kararlar genellikle hatalarla sonuçlanır. Bu hatalar bireyin hayatını zorlaştırabilir ve uzun vadeli sorunlara yol açabilir. Ancak bilgiye dayalı kararlar hem kısa hem de uzun vadede bireyin daha mutlu ve başarılı bir hayat sürmesini sağlar. Eleştirel düşünme becerisi geliştirmek. Cehaleti aşmanın bir diğer yolu, eleştirel düşünme becerisi geliştirmektir. Eleştirel düşünme, bilgiyi sorgulama, analiz etme ve doğru bir şekilde değerlendirme yeteneğidir. Bu beceri, bireyin yanlış bilgiye kapılmasını engeller ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlar. Eleştirel düşünebilen bireyler, bilgiyi daha iyi kullanır ve cehaletin doğurduğu sonuçlardan kaçınırlar. Özellikle modern çağda, internet ve sosyal medya gibi bilgi kaynaklarına erişim kolaylaşmıştır. Ancak bu durum, yanlış bilgilerin de hızla yayılmasına neden olmuştur. Bu nedenle her bilgi kaynağını eleştirel bir süzgeçten geçirmek önemlidir. Doğru bilgiye ulaşmak ancak bilinçli bir sorgulamayla mümkün olur. Eğitim ve bilinçlenme, cehaleti aşmanın en temel yolu eğitimdir. Eğitim sadece okullarda alınan formal bir süreç değildir. Aynı zamanda hayat boyu süren bir öğrenme yolculuğudur. Bireyler yaşamın her alanında kendilerini geliştirme fırsatı bulabilirler. Yeni bir dil öğrenmek, bir sanat dalında ustalaşmak, tarih veya bilim gibi konularda derinleşmek, bireyin cehaletle savaşmasında etkili birer araçtır. Toplumsal anlamda eğitim seviyesinin yükselmesi, toplumun genel refahını artırır. Bilinçli bireyler, daha sağlıklı ve dengeli bir toplumun temelini oluştururlar. Eğitim, bireylerin sadece kişisel gelişimini değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve toplumsal gelişimi de sağlar. Cehaleti aşmanın yollarından biri de toplumsal dayanışmadır. Bilgi, paylaşıldıkça çoğalan ve yayılan bir değerdir. Bilinçli bireyler, öğrendiklerini başkalarıyla paylaşarak cehaletin önüne geçebilirler. Bilgi paylaşımı, toplumun genel bilgi seviyesini artırır ve cehalete karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturur. Toplumlar, bilgiye dayalı kararlar aldıkça yanlış bilgilere ve manipülasyona karşı daha dirençli hale gelirler. Bilgi paylaşıldıkça güçlenir ve bireylerin birbirlerine olan güvenini artırır. Toplumsal dayanışma, cehaleti yenmenin en etkili yollarından biridir. Cehaleti aşmak, bireylerin ve toplumların ortak çabasıyla gerçekleşir. Bilgi toplumu olmak, bireylerin sürekli öğrenen, araştıran ve sorgulayan bir yapıda olmalarını gerektirir. Bu noktada, eğitim sistemleri, aile yapıları, medya ve diğer toplumsal kurumlar büyük sorumluluk taşır. Bilgiye dayalı bir toplum inşa etmek, bireylerin ve toplumların kendilerini geliştirmelerine ve daha bilinçli kararlar almalarına olanak tanır. Bilgiye dayalı bir toplumda cehalet zayıflar ve yerini akıl, mantık ve bilim alır. Bu da toplumsal huzurun, barışın ve refahın artmasına katkı sağlar. Her toplumun kendi içinde var olan kültürel değerler, cehaletin sürdürülmesinde veya aşılmasında büyük rol oynar. Cehaletle mücadelede kültürel faktörlerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Bilgiye değer veren bir kültür, bireylerin sürekli öğrenme isteğini desteklerken, bilgiye yeterince değer vermeyen kültürler cehaleti körükleyebilir. Bu nedenle cehaletle mücadelede bireysel olduğu kadar toplumsal ve kültürel adımlar da atılmalıdır.
eğitim sistemleri kültürel dinamiklere göre şekillenmeli ve bireylere eleştirel düşünmeyi öğretmelidir. Bilgiye saygı duyan bir kültür, cehaletin ortadan kalkmasında en önemli unsurlardan biridir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.